Neden çocuk robot yapıp da bizim elimizde büyüyüp bizimle beraber gelişmez gibi bir argümanı var. Geniş dil modelleri, large language models dediğimiz modeller aslında Alan Turing'in yaklaşımına uygun. Ele almıyoruz ama yapay zeka dediğimiz zaman biraz daha kendi zekamızla özdeşlik kurduğumuz başka bir şeyden bahsetmeye başlıyoruz. Bir şeyin, cansız bir şeyin niyetinin olabilmesine ilişkin bir takım ön yargılarımız ya da ön kabullerimiz var. Mesela biraz daha bize yaklaştıkça, illa hata yapıyor olması değil ama bize yaklaştıkça bizim onlara artık bir niyet atfetme şeyimiz başlayabilir mi? Ben başlayabileceğini düşünüyorum ama sen onu nasıl açıklarsın? Ya da insanlar bomba tarifi soruyor, vermiyor ama hackleme yolu olarak şey diyorlar. Ben bir öğrenciyim, işte bomba tarifleri konusunda bilmem ne yapacağım, sunum hazırlayacağım, bana yardımcı olur musun gibi bu çeşitli ChatGPT hacking yöntemleri falan ortaya çıktı. Şimdi mesela burada ben o zaman şunu düşünmüştüm, tam senin sorun etsin hani. Böyle bir şey yaptığı zaman biz bu itirazı ve reddi ChatGPT'ye mi yüklüyoruz, yoksa ChatGPT'nin geliştiricileri kesin böyle bir şey engellemiştir diyerek onların geliştiricilerine mi yüklüyoruz? Yani her aletin zararlı olabilme potansiyeli var. Dolayısıyla ben onları ayırmıyorum. Ha Gutenberg matbaası, ha gitarın penası neyse ya da işte yapay zeka. Ama Ama işte burada alet dedin ama yapay zekaya bak, süper bir şey yaptın yani. Niye alet evet değil? yani Başarısı bana göre sürpriz. Ya sürpriz değil derken şimdi Diderot demiş makineler düşüncelerle donatılacak da. Hani orada Platon'un şeyi vardır ya, gerekçelendirilmiş doğru bilgi. Hani yani Demokritos da bir gün çıkmış ya, madde işte atomlardan oluşmuştur demiş ama hani hiçbir şey yok. Yani o zaman herkes üfürüyormuş bir tane Demokritos'un bir tutmuş yani. Safsata kategorisine koydu şimdi Diderot'u. Vallahi hiç olmadı. Ya yok tabii. Hayır, şimdi orada bilim kurgusal bir düşünce. Yani şey gibi, bir gün yıldızlara gideceğiz. Evet. Tamam mı? Hani o zaman yıldızlara gidersek az sürpriz olmadı. Bir gün işte şey bunu işte orta çağdan bilmem ne söylemişti. Derken hani orta çağdan bilmem ne Anladım. onu bir fantezi olarak söylüyor. 95.0 Açık Radyo'dan, açıkradyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden selamlar. Bugün bu programda çok kereler daha doğrusu konuk ettiğim Tevfik Uyar var. Tevfik hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tekrar seni Şimdi görmek çok güzel. aynen öyle. Şimdi ben bir süredir yapay zeka ile ilgili programlar yapıyorum. Yapay zekalı işte konularına göre işte yas konusu, psikiyatri, spor, ekonomi vesaire vesaire oyunlar falan filan derken bugün sen de hem biraz doğaçlama yapalım hem de senin tabii bilim kurgu yazarı olmandan ötürü üstelik de çok güzel, çok şüphecisin. O da benim hoşuma gidiyor. Dolayısıyla bütün bu backgroundlarınla beraber bir sohbet edelim. Senin yazdığın son kitap. Ondan sonra yazmadıysan eğer çözülmeyle Evet. ilgili program yapmıştık. Tevfik'le yaptığımı sanıyorum 4 tane program oldu. Onlar hem Açık Radyo'nun Spotify'ında var hem de benim görüntülü olarak YouTube kanalımda var. İsterseniz onlara da tekrar ulaşabilirsiniz. Ama bugün biz Tevfik'le yapay zekayı... Ben şöyle başlayacağım. Şimdi sen bir 2015 makalende şey sormuşsun. O soruyu ben sana sorayım. Diyorsun ki tam işte mesela süpürdün evi, temizlik yapıyorsun. Tamam yeter. Kanaat getirdin fakat bir anda süpürgen sana diyor ki Tevfik abi ne olur biraz daha ya biraz daha silersen gerçekten bak içine sinecek çok iyi olacak diye bir şey programlamış ve sana söylüyor. Tepkin ne olur ve bu tepkiyi açacağım çünkü insanın bilişsel yapıları yavaş yavaş alışmaya başladı. Onun evrimiyle ilgili de konuşacağız çünkü. Hesap makinen ya da bulaşık makinen ya da işte süpürgen dedi ki Tevfik bir tur daha atarsan daha güzel olacak abi. Tam silemedin gibime geldi bana ama yine sen bilirsin dedi ve de senin diline compatible bir jargonla konuşuyor. Ne yaparsın? Şimdi yani sözel bir ifade durumu daha farklı. Mesela hiçbirimiz hesap makinesiyle işlem yaparken bize verdiği sonucun güvenilirliğini asla sorgulamayız. Çünkü herhalde biraz daha matematik bir dil olmasından kaynaklı. Yani üç basamaklı iki sayıyı çarpmak konusunda hesap makinesine güvenmekten başka şansım yok. Çok benim zihinden yapamayacağım bir şey. Ya da işte sinüs çarpı, kosinüs bilmem kaç bölü tanjant falan. Belki de hakkında hiçbir fikrimiz olmadığı için orada hesap makinesinin uzmanlığına güvenebiliyoruz. Bir de olay sanki biraz daha basit. Ama söz konusu evin temizliğini değerlendirmek olduğunda herhalde her birimiz kendi düşüncelerimize ve algımıza ve deneyimimize biraz daha güvendiğimiz için bize bir süpürgenin bunu söylemesi bize bir hesap makinesi kadar ikna edici gelmeyebilir diye düşünüyorum. Ancak ya acaba yeteri kadar süpürmedim mi diye içimde bir kendi İçeri bir kendime kurt bir düşer ya. şüphe olursa burada bana yapay zekalı süpürge kardeşimizin yönlendirmesi biraz daha ikna edici gelebilir diye düşünüyorum. Yani burada biraz
Sanki kendimizi hangi konuda uzman hissettiğimizle alakalı bir yapay zeka önerisini çabucak dikkate alma ya da hiç dikkate almama, çok da sallamama tutumuna gireriz diye düşünüyorum. Mesela bu Şimdi sebeple bizler yapay zeka ile tıp alanındaki gelişmeleri kabul etmeyi biraz daha meyilliyiz ama doktorlar biraz daha şüpheci ve kişisel yaklaşıyor olaya benim gözlemlediğim kadarıyla. orada şimdi şöyle bir şey var. Bu soruyu sana şunun için sordum. Sen o kadar benim vereceğim örneği verdin. Hesap makinesi güvenirliği, hesap makinesi bir örnek olarak alalım. Yüzlerce programa zaten gözümüz kapalı güveniyoruz yıllardır. Fakat insanın herhangi bir robotike, herhangi bir algoritmaya, herhangi bir adını sen koy yapay zeka ile üretilmiş herhangi bir şeye güven duymaları için gereken bir süre var. Fakat bu güven duyma sürecinde önce işte hesap, kitap işleri olduğu zaman tamamen güveniyor. İşte hesap makinesi güvenirliği orada hakikaten mesela ben bu deneyi yapmak isterim. İşte 2 çarpı 2 eşittir basacaksın ve mesela 6,7 verse mesela insan o sırada ne olur? Hemen bir pilini değiştirmek ister ya da işte aldığı yeri arar bir yanlışlık olduğunu düşünür vesaire. Fakat böyle bir şey olmadığı için hesap makinesine güveniriz. Fakat kişisel şeylere geldiği zaman ya ben de değil mi diyeceksin ben evi temizledim işte ne demek bir tur daha temizle falan diye sen bana ahkam mı kesiyorsun diye söyleyeceksindir. Fakat burada iki farklı yapı var. Birincisi bizim yapamadığımız şeyleri. Mesela sen dedin ya üç basamaklı iki tane sayıyı ben çarpamam. Makine yani çarparım da uzun sürer ama hesap makinesine yaparım. Bu senin yapamadığın ve de içinde duyguların olmadığı belki bir şey, yetenek. Yapılabilirlik şeysi olsun. Fakat her ne zaman insanın kararları sübjektif olmaya başladığında bu sefer tüm robotik dünya sorgulanır oluyor. Buradan şeye bağlayarak bunu açıklayabilir misin? Ya da sen nasıl düşünüyorsun? Mesela gene senin bu yazında şey güzeldi. Hani herkes gelişmiş yetişkin bir robot tasarlamak ister ama sanırım Turing'in şeydi bu değil mi? Turing, Neden evet. çocuk, neden çocuk robot yapıp da bizim elimizde büyüyüp bizimle beraber gelişmez gibi bir argümanı var. Bunun da bir ortaklık gördüm. O yüzden soruyorum. Nasıl bakarsın böyle şeylere? Bu arada sen söyleyince fark ettim. Mesela şu an çok popüler olan geniş dil modelleri, large language models dediğimiz modeller aslında Alan Turing'in yaklaşımına uygun. Çünkü onlar peyderpeye çok fazla yazılı metinle yavaş yavaş eğitiliyor. Yani bebeklik sürecini görmüyoruz ama bu aslında bir bebek eğitimi sürecine benzetebiliriz. Yani ilk baştan eğitimin başında bir tabula rasa sıfır bir modelimiz var elimizde. İşte ChatGPT 4 bildiğim kadarıyla 1,5 milyar token'la falan eğitilmiş. Yani nihayetinde o büyüyerek gelişen bir nöral ağ ve o nöral ağ neticesinde hakikaten de İşte normal yetişkin bir insan IQ'suna sahip birisi gibi davranabiliyor. İşte sahip demiyoruz, sahip gibi davranabiliyor diyoruz zaten. Belki de burada üzerinde biraz konuşmamız gereken felsefi ayrım da bu. Evet. En çok tartışmalı alanlardan bir tanesi de bu çünkü. Oraya açalım zaten. Evet, hatta zaten aslında soruları birleştirelim. Çünkü duyduğumuz güven de biraz burada gelip düğümleniyor. Yani biz hesap makinesini düşünebildiği için ona güvenmiyoruz. Hesap makinesi bir yapay zeka örneği değil zaten biliyorsun. O programatik bir şey. Bir işlemcinin en temel işlem, yani zaten en temel fonksiyonu matematiksel işlemi yapabilmek. Yani biz bilgisayarda bu matematiksel işlemlerin çıktılarını görüyoruz. Yani bizim Photoshop'ta bir resmi küçült dediğin zaman aslında o çeşitli matematiksel emirlere dönüştürülüyor. Matematiksel emirlerin matematiksel çıktıları oluyor ve o en nihayetinde bize bir görsel değişiklik olarak ekrana yansıtılıyor. Zaten arka planda olan biten bu. Ancak hesap makinesi güven için iyi bir referans olsa da yapay zeka için iyi bir referans değil. Yani biz yapay zeka dediğimiz zaman mesela hesap makinesi bir rakip olarak ele almıyoruz ama yapay zeka dediğimiz zaman biraz daha kendi zekamızla özdeşlik kurduğumuz başka bir şeyden bahsetmeye başlıyoruz. Ve belki de hata yapabiliyor olması bu özdeşliği artırıyor. Mesela ChatGPT'nin şu an popüler olduğu için hep ondan örnek vereceğiz. Başka dil modelleri de var ama şu an herkesin kullanımına açık olanı. Mesela onun hata yapabilmesi onun bir zayıflığı mı? Yoksa bir anlamda bizi daha çok korkutucu hale gelecek şekilde bize biraz daha benziyor olması mı? Daha başka bir sonuç İnandırıcılığının çıkarıyor çünkü ortaya. artması da söz konusu oluyor. Hata yapması bizim onlara karşı daha bizden biri gibi bir empati kurmamıza yol açacak çünkü. Evet, yani bir benzerlik ortaya çıkıyor. Çünkü hesap makinesinde böyle bir hata yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Sen az önce bir örnek verdin. 2 artı 2 eşittir 6,7 desen. Aslında bu başımıza geliyor. Hani hesap makinesinin degrad grad
radyan gradyan modları vardır. Yanlışlıkla radyan modunda unutursan 2 artı 2 farklı bir sonuç çıkabilir. Zaten öyle bir sonuçla karşılaşınca şey yapıyorsun. Ya bir dakika, kesin bunda bir ayar yanlışı var. Yani asla hata yapabileceğine ihtimal vermediğin için. Senin dediğin gibi işte, ya acaba pili mi bitti? Yani pili bitince öyle bir sonuç ortaya çıkmaz da. Hani anladın ama. Yani hesap senin unuttuğun bir ayar modu ya da hani bir arıza olabilmesi lazım ancak ki hesap makinesi daha hata yapsın. Fakat ChatGPT'de mesela hatalı bir sonuç aldığın zaman bir dakika bu arızalı mı acaba demiyorsun. Onun doğasını o şekilde kabul ediyorsun. Bu işin tuhaf bir tarafı yani. Evet, ChatGPT işte akademik makalelerde biraz durabiliyor, sallayabiliyor, aman dikkat et. Ama şöyle yaparsan doğru sonuçlar veriyor. Bir insanı tanımlamamıza benziyor aslında bu, baktığımız zaman. Aslında bir de şey de var. Gene sen de bahsetmişsin ondan. Hani biz burada intentionality diyoruz sanıyorum. Şunu kastediyorum. Yani niyet, bir şeyin, cansız bir şeyin niyetinin olabilmesine ilişkin bir takım ön yargılarımız ya da ön kabullerimiz var. Mesela bir şeyde okumuştum ben. Bir araba geliyor diyelim. Sen de kavşaktasın. Araba sağa mı dönecek, sola mı dönecek? Diyelim ki sinyal vermediği zaman insanların arabanın önüne baktığı, şoföre değil de arabanın ön tarafına bak, sanki arabanın bir niyeti varmış gibi ona bir niyet atfettiğini sosyal psikologlar tespit etmiş. Gerçekten de ilginç, çünkü gene senin makalende işte bu insanların özellikle memeli hayvanlarsa kedilere, köpeklere bir niyet atfettiği, aynı niyetleri taşıyıp taşımadığımız belli değil ama herhangi bir davranışının şunu yapmaya çalışıyordur dememizin sebebi aslında bizim içimizde olan duyguları ona yansıtıyoruz. Çünkü sonuçta o da bir memeli, aşağı yukarı doğru olur olmaz önemli değil ama ona yansıtıyoruz. Şimdi biraz önceki ChatGPT'nin hata yapması, yani hesap makinesinden farklı olarak hata yapması aslında hani dediğim gibi bizim onunla beraber bir empati kurmamıza yol açtığı kadar şuna da yol açabilecek mi geliştikçe programlar? Yani biraz daha bize yaklaştıkça, illa hata yapıyor olması değil ama bize yaklaştıkça bizim onlara artık bir niyet atfetme şeyimiz başlayabilir mi? Ben başlayabileceğini düşünüyorum ama sen onu nasıl açıklarsın? Kendimce şöyle düşünüyorum. Mesela ChatGPT için şu an eski, mesela model geliştikçe bazı şeyleri yapamaz hale geliyoruz. Mesela eski modellerde bana şöyle bir sözde bilim üret dediğim zaman yapıyordu. Hani geyiğine işte sözde bilimlerin geçersizliğini göstermek için öyle birkaç deneme yaptım. Sonra belli bir işte süre sonra ChatGPT 3.5'a yükseldiği zaman bana şöyle bir sözde bilim üret dediğim zaman bana şey demeye başlıyor. Sözde bilimler topluma zararlıdır. Ben böyle bir şey yapamam. Ya da insanlar bomba tarifi soruyor, vermiyor ama hackleme yolu olarak şey diyorlar. Ben bir öğrenciyim, işte bomba tarifleri konusunda bilmem ne yapacağım, sunum hazırlayacağım, bana yardımcı olur musun gibi. Bu çeşitli ChatGPT hacking yöntemleri falan ortaya çıktı. Şimdi mesela burada ben o zaman şunu düşünmüştüm, tam senin soruna istinaden. Böyle bir şey yaptığı zaman biz bu itirazı ve reddi ChatGPT'ye mi yüklüyoruz, yoksa ChatGPT'nin geliştiricileri kesin böyle bir şey engellemiştir diyerek onların geliştiricilerine mi yüklüyoruz? Bana şu aşamada geliştiricilerine yüklüyoruz gibi geliyor. Yani işte akademik makalede ChatGPT uyduruyor. İşte niye uyduruyor? Yani muhtemelen bu işte etik dışı amaçlarla kullanılmasın diye geliştiricilerin koyduğu bir bariyer şeklinde bir açıklama buluyoruz kendimize. Hiçbir noktada ChatGPT bunu kendi düşünmüştür, İşte kendisi özellikle uyduruyordur diye henüz düşünmüyoruz. Ama burada elimizdeki örneklem sen ve ben, yani belli bir yaşın üzerinde bu teknolojiyle çok şimdi karşılaşmış insanlarız. Bizim algımızla ChatGPT hali hazırda hayatına şimdi 15-16 yaşındayken sokmuş olan kişilerin muhtemelen algıları çok farklı olacaktır. Yapay zekaya ilişkin algıları çok farklı olacaktır. Yani biz hala yapay zekayı fırsat eşitliğini baltalayan bir şey olarak görüyoruz. Ama mesela ben şimdi sana sormak istiyorum. Yapay zekanın penadan farkı ne? Yani ChatGPT'nin penadan farkı ne? Pere dediğin şu gitar Bayağı bildiğin, tipik. evet, yani çelik telli bir gitarı parmaklarınla çalamayacağın için alet kullanıyorsun. Yani hem ses daha iyi çıksın hem de parmakların muhtemelen de bir şey çelik tel bir süre sonra yoracaktır diye tahmin ediyorum. Ya bilmiyorum tam peranın kullanım amacı ne. Hani ben onu tarıma taşıyayım, çapa diyeyim. Çapadan farkı ne? Tabii. Ben, yani aslında aynı soruyu ben dün sordum. İşte yapay zekanın çocuklar üzerinde kötü etkisinden bahsetmek için yapay zekadan neyi kastettiğimizi, yani her şey de mesela balta da çocuklara zararlı. Yani alıp kafasına vurabilir. Ya da işte ne bileyim Gutenberg'in matbaası da zararlı. Yani her aletin zararlı olabilme potansiyeli var. Dolayısıyla ben onları ayırmıyorum. Ha Gutenberg'in matbaası, ha gitarın piki, penası neyse, ya da işte yapay zeka. Ama Ha işte burada alet dedin ama yapay zekaya bak, süper bir şey yaptın yani. Niye alet evet, dedin? yani
Valla evet, yani sonuçta bir araç değil midir? Ben öyle görüyorum. İşte ben de onu kastediyordum. Yani normalde bizim ellerimiz yani sert bir toprağa çapalamaya müsait değil. O yüzden biz doğadan faydalanarak yani teknolojiden faydalanarak ağaçtan sap, demir eriterek ona bir keser yapıyoruz ve nihayetinde işte balta ya da sapa gibi bir şey elde ediyoruz. Şimdi bizim zihinsel bazı becerilerimiz o kadar hızlı ya da gelişkin olmadığı için bir geniş dil modelinden ya da bir yapay zekadan faydalanmamız neden bir çapa kullanmaktan farklı olsun diye düşünüyorum kendi kendime. Sen ne düşünüyorsun yani? Yo, aynen öyle düşünüyorum. Yani sonuçta yapay zeka benim anladığım, gördüğüm kadarıyla sonuçta büyük bir verinin, hani o big data'nın nasıl işleneceğiyle ilgili bir prosesör. Başka da bir şey görmüyorum. Dolayısıyla nereye gidip ben hani o fütüristlerin bazı enteresan iddiaları var. Ben o kadar konuya hakim değilim ama benim gördüğüm kadarıyla bunu bir araçtan farklı göremiyorum. Fakat şunu tehlike açısından söyleyebilirim. Şöyle bir tehlikesi yok değil. O da çapayı her mesela otobüste yanımızda balta, pena falan yok. Ama şimdi artık bizim bir uzantımız haline gelmiş olan telefonların bence giderek bilgiye ulaşma, proses etme şeyleri hızlandıkça, daha doğrusu hızlandıkça demeyeyim de belirli tuşlar tarafından yapılıp sonucu bize verildiği sürece bizim bazı başka şeylere ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Örneğin tüm bilgileri biz analiz etmeden, hani hazır yapılmışı var şeklinde almaya başladığımızda zihnimizi, yani özellikle de kognitif yapılarımızı sıcak tutmak için bir takım önlemler almamız gerekir. Mesela basit bir örnek var, işte iki tane grup fareye deney yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi işte bir gruba çiftleşme zamanları, yemek zamanları geldiğinde hemen ellerinin altında ne istiyorlarsa arzuları gideriliyor. Bu taraftakiler ise hep bir problemi çözmek zorunda. Yani işte belli labirenti belli bir hızda geçerlerse işte belli miktar yiyecek alabiliyorlar. Ya da işte belli ödevleri yaptıktan sonra, ki bunların hepsi çözüm odaklı. Yani problemi çözmek zorundalar. İşte eş bulabilmek için çeşitli şeyleri takip etmeleri gerekiyor. Operant şartlanma, işte klasik şartlanmalardan geçtikten sonra ulaşıyorlar. İkisi arasında bir iki nesil sonra yapılan beyin taramalarında, kesitlerinde görüyorlar ki problemi çözmek zorunda olan farelerde glia hücresi daha fazla. Nöronlar arasındaki bağlantılarda asetilkolinesteraz miktarı daha fazla, milli kalıfı daha kalın vesaire vesaire. Şimdi bu yapısal farklılıkların oluşması için atıl durumda olan kognitif yapıların hem nöron bazında hem lob bazında hem de onların birbirleri arasındaki ilişkiler bazında çalışması gerekiyor. Şimdi ben psikoloji okuduğum zamanlarda istatistik dersinde çözüyorduk T testini vesairesini biz elle yapıyorduk. Şimdi SPSS bile o kadar ilkel kaldı ki artık yani testin ne olmasına karar veriyor. Yani datayı girdikten sonra o hangi testi uygulayacağını, ANOVA mı yapacak, çift kuyruk mu yapacak, T testi mi yapacak, ona karar veriyor, çözüyor vesaire. Tüm her şeyi sana veriyor. Şimdi bu iyi bir şey mi? Kesin iyi bir şey. Fakat her bir insan ihtiyacına ilişkin sorunun çözümünde yapay zekadan yararlanmanın dezavantajları olacağını düşünüyorum ben. Eğer önlem alınmazsa öyle bir şey görüyorum, tehlike görüyorum. Sen ne düşünürsün? Ben kesinlikle katılıyorum. Çünkü yani ben şöyle katılıyorum. Hatta aslında şerh düşmek istiyorum. Şimdi bu tartışmalara ben bakıyorum. Yapay zekanın insanları işsiz bırakacağı ile ilgili bir kesim var. Her şey tarihsel örnekler veriyor, tamam mı? Diyor ki işte diyor ilk tekstil makineleri çıktığında da böyle olmuştu ama işte her zaman yeni iş alanları yaratılmıştır. O yüzden böyle çok derin bir işsizlik olmadı vesaire. Yani yine böyle olacak. Yeni iş alanları yaratılacak falan filan diye. Burada yeni iş alanı yaratım hızıyla yeni teknolojinin yaratım hızının at başı gittiği gibi bir varsayım var. Evvela bu bence artık hatalı. Çünkü teknolojinin eksponansiyel artış hızı varken, üstel bir artış hızı varken yeni iş alan yaratım hızı bunun gerisinde kalırsa bu öncelikle zaten derin bir işsizlik doğurur. Şimdi aynısını insan işte senin soruna uygulamamız lazım. Yani yeni bir teknolojinin ortaya çıkışıyla İnsanın tembel ve atıl kalması ama en nihayetinde o teknolojinin yarattığı yeni iş alanlarına adapte olarak tekrar yetişmesi halinde bir tembellik riski ortaya çıkmaz. İşte tarım makineleri çıktı diye insanlar kas güçlerini kaybetti, yerlerinden bile kıpırdayamadı. Bugün insan artık yürüyemiyor bile, bacak kası gelişmediği gibi bir durum ortaya çıkmadı. Ama şimdi işin
az önce bahsettiğim gibi bu ilerleme hızı ve hani tembelliği gidermek için ortaya çıkabilecek yine araçlar, iş alanları, hizmetler vesaire, bunların hızını karşılaştırdığımız zaman ben seninle aynı şekilde düşünüyorum şu an. Ama şeye Bir katılmıyorum. risk mevcut yani. Kas durumuna katılmıyorum. Çünkü hem Neandertal hem Denisovan insanları hem Sapiens'lerde ölçümler yapıldığı zaman bugünkü Sapiens bizlere göre kas ağırlıkları, kemik ağırlıkları farklı. Çünkü belli ki yani sonuçta bizim Yok gibi tabii ki bir de yaşam kas engellenmedi yani. Yaşam angajmanları. Ha, ya, engellenmedi ya yani. evet. Hani zaten bugün çok da ağır iş yapmıyoruz. Yani hani işte dengelen de onu kastediyorum aslında. Yani hayat zaten onu gerektirmeyecek şekilde bir dengeye oturduğu için şu an öyle hani sen daha zayıfsın diye aç kaldın, elendin gibi bir durum da ortaya yok. Yani hani veya Survival açıdan ben de yani kaslı bir ayakta adam kalma. değilim yani, evet. Yani Anladım, kastettiğim anladım. şey evet. Ama işte şu anki teknolojinin ilerleme hızı bir miktar insanı tamamen atıl hale getirme riskine sahip bence şu an. Çünkü adaptasyon için zaman yok. Teknolojinin ilerleme hızı karşısında adaptasyon için zaman yok. Bak ChatGPT'nin birden açılması, herkesin açılmasıyla yeni yapay zeka araçlarının ortaya çıkma hızı biraz muazzam bir patlama oldu. Ben teknolojiyi yakından takip etmeme rağmen ben kendimi şu an hala geri kalmış hissediyorum. Yani çünkü artık takip edemiyorum. Ya işte sunum hazırlayan AI var. İşte podcast deşifre eden AI çıktı. O oldu, bu oldu. Bu arada ChatGPT ile biz Alpera diye bir karakter geliştirmiştik. Bilmiyorum hatırlar mısın? Bir Tabii sanal tabii. karakter. Ben OpenAI yani DaVinci motoru, ChatGPT motoru yoktu o zaman. Ama hani OpenAI'ın text motorlarıyla o zamandan aşina. Hiç kimse bilmiyordu yani. Çok sınırlı Evet bir evet senin kesimin bahsettiğin o uğraştığı olay bir bayağı şeydi. bir 5-6 sene önce falan değil mi 5-6 yanlış sene kimse yoktu. O zaman böyle araçlar da yoktu yani, veya kimse bu kadar geliştirmiyordu. Bir popülaritesi yoktu, alıcısı yoktu vesaire falan filan. Şu anki durum bu, hani üstel hani artık log 20, log 30 hani inanılmaz bir artış olarak tanımlayabiliriz. İşte dahası eğer işte şimdi şunu düşünüyorum. Şu an mesela en çok beyaz yaka işlerine şey yapmaya başladı. Tamam, mesela katiplik olgusu, metin yazarlığı vesaire denen şeyi bir kaybetmek üzereyiz gerçekten yani insan vasfı olarak. İşte yavaş yavaş bu grafik yorumlama ya da hazır bir metinden yorumlayarak grafik çıkarma veya ChatGPT 4'te şey var, eskizini, bir web sitesinin eskizini çizebiliyorsun, veriyorsun, o sana HTML, CSS dizayn kodunu verebiliyor. Yani böyle bir görsel uygulama vesaire falan şu an bu taraflara doğru bir yayılma var. Bunlar da tamamlandığında bir grup meslek daha temel işini kaybetmiş olacak. İşte Photoshop'un şu an şeyini izleme şansı buldun mu bilmiyorum. Generative Fill. Şimdi bir resim veriyorsun. Buralarını da sen doldur diyorsun. Yani gerçekten muazzam bir biçimde dolduruyor yani. Hani dolayısıyla Midjourney'e bir tane işte uzay aracı kullanan kertenkele yap diyorsun, yapıyor. O belli bir kısıtta yapıyor. Hani çok fazla söz geçiremiyorsun ama onu alıyorsun, Photoshop'a atıyorsun, generative fill yapıyorsun vesaire falan filan. Hani ben mesela bugüne kadar ben bilim kurgu öykülerim için hep resim çizdirme, bir çizerle anlatsam, ona tarif etsem, o bir şeyler çizse falan filan diyordum. Ben bu hayalimi yaklaşık yarım gün içinde gerçekleştirdim. Yani buradan çizerler kızmasın. Yani elbette yapılan iş aynı olmayacaktır sana. Yani ben de sunu hayal uğraşan bir kişi olarak söylüyorum. Sanatın değeri bu değil. Yani demek istediğim bu ister istemez bir dönüşüm gerektirecek. İnsanlar hemen şey diye sorabilir. Tamam işte bunlar artık işte ChatGPT prompt engineering diye bir şey var. Yani veya işte yapay zeka araçlarını kullanabilme başarısı ortaya çıkacak. Tamam doğru da 100 kişiye iş kaybettirdiyse bir kişiye böyle bir iş kazandırıyor. Kullanım süresi muazzam hızlı. 99 kişiye ne olacak? Ve bu 99 kişi tabii bu işin ekonomik tarafı da senin dediğin tarafa gelecek olursak, tıpkı şu an nasıl hiç kimse numara ezberlemiyorsa, çünkü artık şey işte cep telefonlarının numaralar kayıtlı. Telefon rehberimizi telefon değiştirir, şey aktarıyoruz, bulutlarda saklıyoruz falan. Ya da mesela ben gerçekten artık elle yazmakta çok beceriksizim. Hakikaten söylüyorum. Yani yıllarca artık klavyeyle yazmak, her şeyi klavyeyle yazmak, notu bile işte dijital olarak tutmak ya da ses kaydı olarak tutmaktan. Şimdi bu becerilerimi kaybetmiş olmak bana şey kaybettirmedi. İş piyasasında
işte tercih edilebilirlik yönünde bir şey kaybettirmedi. Çünkü bunlar basit beceriler ve ben artık kariyerimin belli bir kısmına geçmiş bir insan olarak basit becerilerimle iş aramak durumunda olan bir insan değilim. Ama yeni nesil için, yani şu an iş piyasasına yeni atılacak olan geçiş dönemindeki gençler için ben durumu bu açıdan parlak görmüyorum. Ha, ama dediğim gibi dengelenirse, yani onu bir tekrar şerhini düşmek istiyorum. Yani hayat artık zaten hiç kimsenin el yazısına gerektirmeyecek, hiç kimsenin numara ezberlemesine gerektirmeyecek ya da bu ChatGPT ile gelen vasıflar, kognitif işte beceriler neyse senin kastettiğin, artık hayatın tamamı, ekonominin tamamı onları hiçbir şekilde gerektirmeyecek şekilde yeni bir düzene geçiş yaparsa, burada herhangi bir şey, tıpkı Neandertallere ya da deniz ovalarına ya da Homo sapiens örneklerinin şu anda bize sorular, hayatımız sürdürmek açısından hiçbir şey olmadığı gibi yine olmaz. Ama ben bu ilerleyişin paralel olduğunu düşünmüyorum abi. Yani yeni düzen öyle hemen bir düzen oturmayacak daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. İstersen bir ara verelim. Arada ben şey seçtim, çok güzel. La Lira Desperia diye bir albümü var Jordi Zaval'ın. Orta Çağ müziklerini, yani zaten Orta Çağ kemanı diye de geçiyor çaldığı. Oradan bir iki bir şey dinleyelim, sonra devam edelim. La Lira Desperia albümünden Jordi Zaval'ın yorumuyla Orta Çağ müziklerinden bir iki örnek verdik. Bu albümün tamamı çok güzel ve YouTube'da var. Eğer hoşunuza gittiyse La Lira Desperia yazıp Jordi Zaval'ın yorumundan dinleyebilirsiniz. Yeni keşfettim ben de. Çok eski bir albüm ama. Şimdi sen otomatizasyonla da ilişkili olan, hatta evet bu 5-6 yıldır da aslında yapay zeka yeni yeni konu edilmeye başladığında, yani daha çok insanlara yayılmaya başladığında kafayı takmış bir insansın ki benim senin makaleni okuduğumda ne zaman yazmış acaba diye yukarıya bir çıktım. 2015 diyor. Yani sen aslında bugün sorulan soruları 8 sene önce yazmışsın. Bayağı işin içindesin. Oradan iki şey getireceğim. Birincisi işte Diderot'un aslında makinelerin düşünceyle donatılabileceğini öne süren niyetinden günümüze kadar geldiğinde çok büyük bir sürprizle karşı karşıya değiliz. Hem robotlar konusunda hem de işte hani machine learning çok daha genişledi, çok daha gelişti ama bir tarihsel açıdan aslında pek de beklenmedik bir şey değil bu gelişmeler. Anladığım kadarıyla. Ama bir ikincisi de bazı romanlarda, bilim kurgu, fantastik romanlarda, hangisiydi onu sen hatırlarsın. Hatta yanlış işler yaptığı için bir makine mahkemeye veriliyor. Robot, değil mi? Mahkemeye veriliyor, işte yargılanıyor ve o sürümün, o robot şeyi neyse türünün işte zararlı olduğuna getiriliyor. Sonra işte Animatrix. Matrix'in animasyon serisi. Ya Animatrix de var ve en sonunda nihayetinde robot hakları gibi kavramlar da çıkmaya başladı. Şimdi bu tabii yapay zekanın ahlak felsefesi içinde mi değerlendirilmeli bilemiyorum ama ben sana böyle iki tane soru sormuş olayım. Bir, gerçekten de bu bir sürpriz değil gibi gözüküyor Diderot'tan bu yana bahsi geçen konular. İkincisi de mahkemeye verilen robotlarla, yani romantize edildiği kadarıyla robotların gelecekleri gerçekten de öyle romantize edildiği gibi olacak mı? Bir gün mahkemeye verecek miyiz bir robotu mesela? Birden başlayayım. Bence sürpriz. Özellikle görsel taraf. Yani Midjourney gibi araçların, DALL-E gibi araçların başarısı bana göre sürpriz. Yani sürpriz değil derken şimdi Diderot demiş makinalar düşüncelerle donatılacak da hani orada Platon'un şeyi vardır ya gereksellendirilmiş doğru bilgi. Hani yani Demokritos da bir gün çıkmış ya madde işte atomlardan oluşmuştur demiş ama hani hiçbir şey yok. Yani o zaman herkes üfürüyormuş bir tane Demokritos'un bir tutmuş yani. Hani... Safsata kategorisine koydu şimdi Didre'yi. Vallahi hiç olmadı. Ya yok tabii. Hayır, şimdi orada bilim kurgusal bir düşünce. Yani şey gibi bir gün yıldızlara gideceğiz. Tamam mı? Hani o zaman yıldızlara gidersek az sürpriz olmadı. Bir gün işte şey buna işte orta çağdan bilmem ne söylemişti. Derken hani orta çağdan bilmem ne onu bir fantezi olarak söylüyor ya. Hani o açıdan Diderot'a değil de mesela hani Alan Turing'e dayandırmak daha rasyonel bir öngörü bakımından şey olur. Anladım. Hani şimdi, ama sürpriz kısmına gelecek olursak yani şimdi ben Cem Say'ın bir konferansını dinlemiştim galiba. Bu yapay zekaya ilişkin bilgisayarlar çıktığında ilk çalışmalar olduğunda hani şu anki bulunduğumuz sürecin çok kısa sürede geleceğine inanıyormuş bilgisayar öğrenciler. Ama bunun hiç de o kadar kolay olmadığı çok kısa sürede. Anlaşılmış zaten yapay zeka kışı dediğimiz bir dönem var.
Yani aslında mesela şu an yapay zekada sıklıkla kullanılan bir takım algoritmalar var. Bu veya nöral ağlar falan eski kavramlar. Yani 1960'lardan kalma kavramlar. Ama biraz da bilgisayarın hesaplama gücü o kadar yüksek olmadığı için muhtemelen. Yani o dönemde bilgisayarın zeka anlamında, yani hayal edilen zeka anlamında, işte şu an ChatGPT'nin ya da Midjourney'nin yapabildikleri şeyleri yani yapabileceğine dair ümit tamamen azalmış. Bir yapay zeka kışı denilen, yapay zeka çalışmalarının aktarılan finansmanın artık azaldı. İnsanların çok azının, tıpkı şey gibi SETI çalışmaları gibi, uzaylı arama çalışmaları gibi. Hani bilim insanların çok azının bütün eforunu buraya harcamayı tercih ettiği bir alan haline dönüşmüş yapay zeka kışı. Ama şu an işte yapay zekanın baharını ve yazını yaşıyoruz. Ama hani o ara süreçte ki insanlara şu anki durumu gösterecek olsak, evet, inanılmaz bir sürpriz olur onlar için. O bakımdan baktığımız zaman tam o yapay zeka kışındaki dönemdeki birine sorarsak müthiş sürpriz oldu. Hatta biz biliyorsun Emre Yorgancıgil'le böyle fütürizm konulu bir podcast yapıyoruz arada sırada. Bundan 5-6 yıl önce işte henüz böyle Midjourney, DALL-E gibi araçlar yokken yapay zekanın görsel üretimiyle alakalı böyle bir noktaya bu kadar kısa bir sürede erişebileceğini hiç düşünmemişiz yani, ihtimal vermemişiz. Ki biz o zaman yapay zeka sanat yapabilir mi vesaire diye o zamanki örneklerden işte yapay zeka Rembrandt'ın tablolarıyla beslenmiş. Yeni bir Rembrandt tablosu yapmasını istemiş. Hani bu çok nadirane, ender bir projeydi. Üzerinde konuşmaya değecek kadar ve Bu yapmış. Şimdi programı işte da bir yeni tane. inceledim. Evet Gerçekten ya şimdi Rembrandt. Adı da Rembrandt zaten. ha, şey bölüm bizim bölümün adını yeni icat. Bizim Yo bölümün yo hayır adı hayır o şey programı proje. yani Ha evet. fakat onun yani onu The New Rembrandt hatta. The New ha, Rembrandt. deniyor evet ama ne çalışmalar var arkasında yani o buradaki şeydeki Hollanda'daki Amsterdam'daki Rembrandt Huis'teki bütün o resimler o kadar Bunlar nano fırça düzeyde izlerini de inceleniyor taramışlar. ki Evet, fırça izlerini de taramışlar çünkü. Bayağı hani ona şey kadar yapmışlar kalınlıklarını da. topografisini çıkarıp inanılmaz yani. Tabii. Tabii. Ya orada bir mühendislik işi de var. Öyle söyleyeyim. Ama işte şu an ben senin resmini Muzaffer Çorlu diye verip bunu bana Rembrandt style'da yorumla dediğim zaman Midjourney bunu yapıyor. Yani yapması da yaklaşık işte 1,5 dakika falan sürüyor. The New Rembrandt zamanında o fırça, yani o topografik çalışmayı bir tarafa bırakalım da hani ortaya yeni bir Rembrandt eseri, stilinde bir eser ortaya çıkarma süreci için kim bilir ne kadar uğraştılar yani. Ve ne kadar finansman harcadılar. Ama şimdi bunu işte 13 yaşındaki birisi yapabiliyor. Yani da, tabii Midjourney yapıyor da işte alet işler övünür. Yani programdan önce konuşmuştuk galiba da. Şimdi bu Hani robot hakları her zaman buna şunu bakmak zorunda sorguluyorum değilsin. kendi Yani kendime. o bütün o, yani kitaplarda bazı kitaplarda senin makalende var diye söylüyorum. Ben okumadım çünkü o kitapları ama artık robotlara yüklenen anlamlar artık hani insanlık hatta insanlığın da ötesinde işte onların hakları, onların duyguları, düşünceleri gibi bazı fantastik durumlar var. Yani bu neyi gösteriyor? İleride gerçekten de bu tür şeyler olabilir mi sorusunu sordurdu bana. Sen ne düşünüyorsun? Çünkü örneğini verdiğin için merak ettim. Şimdi ben o noktada her zaman şunu düşünüyorum. Bir robotun veya yani fark etmez. Burada biz kısaca robot diyelim ya da yapay zeka diyelim. Bir duyguya ya da bilince hatta yani duygu diyorum kendime. Bilince sahip olduğuna nasıl emin olacağız? Ben bunun bir yolunun asla olmadığını düşünüyorum. Bu önümüzdeki en büyük bariyer. Bu da işte daha önce de konuştuk galiba. Thomas Nagel'ın hani yarasa olmak nasıl bir şeydir makalesinden yola çıkarak kendi kendime düşündüğüm bir şey. Bu bilgisayar olmak nasıl bir şeydir? Yani hakikaten buna yönelik bir test bir gün herhalde öyle bir şey olacak yani hani Turing testi gibi işte şimdilik uyar testi diyelim hani uyar testi gibi bir şey olacak ve bu test bir yapay zekanın bilinci sahip olup olmadığını test edecek ama ben böyle bir testin imkansızlığından bahsediyorum şu an. Ya böyle bir test nasıl mümkün olabilir? Yani çünkü normal şartlar altında ben senin bile bilinçli bir varlık olduğundan normalde emin olamam. Bu bir kabuldür. Tamam yani bunu reddetmek çok absürt bir pozisyona düşer, o ayrı mesele. Yani felsefede zombi şeyi vardır bilirsin hani tamamen insan gibi hareket etmeyi öğrenmiş bir zombiyi gerçekten zombi olduğunu nasıl anlayacaksın? Mesela ben sana bu soruyu sorunca ya evet dersin ama bu ya evet bile öğrenilmiş ve taklit edilen bir davranış olabilir. Bundan asla emin olamam. Mesela şimdi ChatGPT'yi ele alalım değil mi? Yani bizim de sohbet ediyor, muhabbet ediyor, bir soru sorduğumuz zaman oldukça detaylı yanıtlar verebiliyor, hata yapınca özür diliyor falan filan.
Şu an için şundan eminiz. Ya bunlar bir dil modelinden ortaya çıkan düşünceler, bir bilinç ve kendi öz farkındalığına sahip olan bir varlık tarafından üretilmiş cümleler değil. Ve bu bir taklit aslında. Yani bunun bir taklit olduğunu biliyoruz. Bir dil modeli var. Peki kanlayacağım da ben sana bir gün bir Android getirdiğim zaman 10 sene sonra tıpkı ChatGPT gibi konuşuyorsun, nasılsın diyorsun. O da iyi Muzaffer, sen nasılsın diyor. Nasıl bir şey söylüyorsun. Ya diyor, bence biraz üzücü bir durum diyor. Onun gerçekten üzücü bir durum olarak algılayıp algılamadığından, bunun bir taklit bir cümle mi olduğu, yoksa onu gerçekten üzüntüsünü dile getirdiğinden nasıl da emin olacaksın? Böyle bir emin olmanın asla yolu yok, olmayacak. Olmayacak da çok büyük konuşuyorum. Yani. Çok büyük konuşuyorum derken mevcut fenomenoloji, yani zihnin yapısı hakkındaki bildiklerimizden yola çıkarak söylüyorum. Yani çünkü bir davranışın, bir tutumun ya da bir söz eylemin taklit mi, yoksa hakikaten bir bilincin ürünü olarak bilinçli bir durumun çıkışı emin olmak için bir şans, emin olmak bir yolu yok. Olmadığı için robot hakkı dediğimiz kavramı tanımlayamayız. Çünkü yani bir kişilik hakkı, bir duygu, düşünce, bunun ifadesi. Yani ben robot süpürgeme şurayı da sil dediğim zaman sen de sıktın ama her gün emir veriyorsun, emir veriyorsun falan derse, benim bunu ciddiye almam için benim öncelikle onun hakikaten bir bilinçli varlık olduğuna inanmam lazım. Ki ben onu zorla çalıştırdığım zaman birileri de gelip onun hakkından bahsedebilsin bana. Şimdi o Ray Kurzweil herhalde onun bu işte ileride robotlar daha iyi olacak mı insanlardan gibi soruya herhalde cevap vermiş. Orada şey demişsin sen 2029'a gelindiğinde makineler insanların yapabildiği her şeyi yapabiliyor olacak. Hem de daha iyi bir şekilde yapıyor olacak. Şimdi 2029'a şurada 6 sene kaldı. Bu fikir geçerli midir sence hala? Valla Kurzweil'ı ben öngörülü bir adam olarak görüyorum. Kesinlikle, bu arada Kurzweil'ın müzik dünyasına da çok büyük katkıları var, biliyorsun değil mi? Şimdi Kurzweil 2029'a gelindiği zaman, şimdi her şeyi yapacaklarken iki şeyi limitlememiz lazım. Yani zihinsel anlamda. Yani bir üretim. Çünkü işte buz alanı taşıyamayacak yani. Hani şey, ona yönelik bir cihaz yapmadıkça. Ben katılıyorum yani. Şey olarak katılıyorum. Yani iyi kötü bütün bilişsel yetenekleri dil ile ilişkilendirelim. Yani ChatGPT'nin ilerleyişine bakınca, ben Twitter'da bir espri yapmıştım. ChatGPT 4 nasıl olur bilmiyorum ama ChatGPT 5 taş ve sopayla olacak diye. Einstein'ın bir sözüne ithafen. Yani katılıyorum. 2029'da bilgisayarla yapabileceğimiz her şeyi yapabilir. Vay be. Daha da iyi Yani yapabilir. daha iyi de yapabilir. Peki bu şey meselesinde ne diyorsun? Böyle ince motor becerileri gerektiğinde, örneğin işte keman çalmak, gitar çalmak gibi o sesleri çıkartmaktan bahsetmiyorum ama gerçekten bir alet kullanımındaki şu anda gelinen nokta bütün bu anlattığın exponential gibi gözüken gelişimin çok gerisinde gibi geliyor bana. Ne dersin? Sen hiç gördün mü? Para ve odaklanma meselesi gibi geliyor. Şu an çok ihtiyaç yok. Öyle düşünüyorum. Yani böyle bir şeyin bir pazarı ve şeyi oluştuğu zaman bence yapılır. Yani şey olarak bir engel göremiyorum. Hani burada fiziksel bir engel yok. Hayır, tercih sebebi diyorsun yani. O yüzden. Çünkü Yani. ben hani programlar var. Sen de görmüşsündür. İşte bütün bestecilerin bütün eserleri yükledikten sonra işte bazı programlar hadi bana Bach gibi bir şey yap falan ya da Mozart'a ya da Mozart'ın bir eserini al bunu Bach olsaydı nasıl yapardı? Nasıl armonize ederdi falan. Çok evet çok hani bir kompozisyon, iyi kompozisyon çalışmış, iyi bir konservatuar öğrencisi de çok iyi tanıyorsa Bach'ı ve Mozart'ı bunu kolaylıkla yapabilir. Makinenin yapmasını tabii ki çok çok iyi çünkü yani uğraşmaya değmez. Şimdi mesela Mozart'ın bir piyano sonatını hani bir Bach sonatına çevirmek çok zor değil ama çok uğraşılır, uğraştırır eğer o know-how varsa. Fakat yeni bir şey yap dediği zaman hatta yaptırıp işte müzisyenlere dinletmişler, müzikologlara falan Bach mı değil mi ayırt edememiş diyorlar. Ben dinledim çok bariz ayrılıyor ama hani sonuçta Bach'ın klişelerini kullanıyor. Dolayısıyla da hemen şunu demek kolay. Evet bu aynen Bach stilinde. Fakat iş yorumlamaya geldiğinde orada çok daha veri çok artıyor olmalı. Ben şimdi bir ITC ya da yapay zekaya hakim
de olmadığım için bilemiyorum ama onu Cem Say'a soracağım. O ne der? Çünkü onun cevabı enteresandı. Onu açacağım biraz. Yani bir şey yorumlamaya kalktığında. İşte oralarda ben ki dinledim. Hani şeyler verilmiş. Eğer bir yukarı çıkıcı bir gamdan bahsediyorsak mesela ona bir crescendo yükle. İnici bir gamda decrescendo yükle. İşte bu gamı nümerik olarak şu şekilde rubato ola ki şöyle olsun falan gibi belli ki yüklenmiş. Dolayısıyla o yapıyı gördüğü anda onun üzerine o musical feature'ları uyguluyor. Dolayısıyla da çok sürpriz değil fakat kendi kendine inisiyatif geliştirmesini de bekliyor insan. Ya da ben çok şey bekliyor da olabilir. Yo, yapabilir ama. Yani en nihayetinde o tür sürprizler de konabilir. Yani şöyle konabilir. Yani o sürpriz koymanın da muhtemelen bir paterni var en nihayetinde. Yeteri kadar veri olursa sürpriz koymak da öğrenilebilir bir davranış olur. Neyse Yani öyle bir davranış olduğu Cem zaman Say da onu da öyle yapabilir. demişti. Çünkü ben şunu söylemiştim işte mesela Mozart 36 yaşında öldüğünde son eseri Requiem'i mesela hani dinlediği anda insan bir itiraz ettiğini görüyorsun ölüme. Yani kendisi için bir ölüm ilahisi yazdığını hissediyorsun. Zaten hayatına ilişkin bilgiler de onu gösteriyor ama hiçbir bilgiye gerek yok. Dinlediği zaman insan burada bir isyan olduğunu, ölüme karşı isyan ettiğini görüyor. Ya da işte Ligeti'nin Requiem'ini dinlediği zaman gerçekten ölümü nasıl tasvir ettiklerini görüyorsun. Ama bunu şimdi bir Mozart gibi bir hayata sahip olacaksın. İki Mozart gibi dehşet, psikolojik zorluklardan geçmiş olacaksın. Ve o eğitimden geçeceksin. Cem Say'da şey demişti. O bilgileri yani yeterince arttığı zaman bilgilerimiz aynı Mozart'ın hissettiği zaman psikolojik olarak geldiği noktada yapacağı besteyi yapabilecek big data'yı da yüklemiş oluruz demişti. Ben de o zaman bir durup düşünmüştüm hakikaten. Yani yapılabilirliği konusunda daha ikna oldum diyebilirim. Ama zamana ihtiyaç var herhalde. Ya bir de Mesela sen bir aşırı robotu uzman intihar mısın bu edebilir mi konuda? Yani mesela? aşırı uzman olduğun için yaklaşımın biraz daha farklı. Yani intihar eğilimli bir robot mesela. Bütün hiç bu bilgiler yüklenmeyecek ama halihazırdaki bilgilerden yola çıkarak insanın kendi hayatına son vermesi gibi o da kendini tarayıp yaşanmaz böyle. Bu dünyada yapay zeka olunmaz deyip kendi kendini imha et düğmesine basabilecek mi? Yani bir robotik intiharla karşılaşacak mıyız mesela sence? Ya burada çok fazla varsayım var. İşte her şeyden önce bir bilinçlilik, kendinin öz farkındalığı, da kendi varlığını sonlandırabilmenin farkındalığı vesaire gibi çok uç konseptler var. Yani zaten artık generatif program olmaktan çıkıp bir genel yapay zeka, hani general artificial intelligence dediğimiz bir üç ütopyanın gerçekleşmiş olması gerekiyor yani. Böyle bir şey için. Şeyde vardı, Otostopçu'nun Galaksi Rehberi'nde depresif robot vardı mesela, ama hani o bile bir intihar şeyiyle sonuçlanmıştı. Yani intihar biraz daha farklı. Yani yaşamını sonlandırmak. İşte ben hep şeyi düşünürdüm, zihin felsefecileri neden acıyı hep şeyle, kualyayla, yani bilinçle ilişkilendiriyor diye. İşte belki intiharın doğasını öyle düşünmemiz lazım. Yani acı çekme becerisi olmayan bir şey intihar eder mi? Mesela bir yapay zeka, generatif program vesaire diyoruz da acı çekecek mi? Yani hani yeter, insanlara verdiğim hizmet insan için bile çok saçma bir intihar sebebi yani. Yeter ya, ben hizmet vermek istemiyorum. O değil ya, bir acı, yani bu psikolojik de olabilir, Kendisini fiziksel de olabilir. sorgulayamaz mı? Mesela işte o kadar soruyor. Hani özür diliyor ya. Ya da işte ya burada hata yapmış olabilir ama falan diye bir şeyler böyle inisiyatif varmış gibi hikayeler uyduruyor ama şöyle de bir şey o yani o kadar büyük verilerden sonra insanların belirli tepkilere, belirli etkilere karşı koyduğu tepkileri de yükledikten sonra şey diye düşünebilir ya yani. Yok arkadaşım bugün benim senin sorduğun sorulara cevap verecek ne halim var ne bugün ben, yani bugün çalışmıyorum arkadaşım. Tam nasıl anlayacağız abi bunu işte? O kısım beni çok karıştırıyor. Mesela senin kendini sorgulaman, mesela sen bir insansın. Biz senin kendini sorgulamana şahit olmayız ki. Olur muyuz? Kendi başına yaptığın bir şey olur. Ya şimdi milyonlarca Bilmemizi kişi istiyorsan. ChatGPT'ye neler neler yazıyor ya. Sonuçta onlar bir veri. Yani mesela bir en son Yankı Yazgan'la konuştuğumuzda ben yeni gördüm onu psikiyatride. Şimdi intihar notlarını araştırıyorlar. İntihar edecek insanlar şey diyor. Mesela işte herkesten özür dilerim şu oldu. Böyle genelde böyle yazılmadığını göstermiş. Araştırmalar diyor ki insanlar işte şu elektriği parasını ödemeyi unutma. Abine şu borcum vardı onu ödemek gibi instructionları
Ona da suicidal language diyorlar yani işte yani intihar dili. Onu taratırıyorlar ve de kimin soru sorduğunda yazarken intihar eğilimli olabileceği o kelimeler intihar etmeden bırakılan notlarda bir ortaklık var o dilde. Dolayısıyla o kadar çok giriliyor ki ve bu sonuçta bir başka kanaldan, bir başka haber kanalından o yazıları girenlerin sonuçta ne yaptığını da biliyor olacak. Büyük datada o da olacak. Yani o soruları soranların bir daha dünyada olmadığını bilgisi de gelmiş olacak ve de bu da bir alternatif tepki olarak kodlanmış olacaktır. Olmaz mı? Ben çok mu saçmalıyorum? Ya işte düşünmesi çok güzel şeyler ama ya toplamda bence yaşam arzusu ve yaşamı sonlandırma gibi bir istek biyolojik varlıklara ancak özgü kalabilir gibi geliyor. Yani çünkü o işte acı hissiyle, acıyı deneyimlemekle canlı olmayı, yani hatta insan olmayı, yani başka bir canlı intihar etmiyor ki. Yani insan olmakla ilişkili bir şey. Yani Bu başta veya başka bir memelilerde var canlı intihar ediyorsa bilmiyoruz hangi niyet ve sahiple yaptığını. mı? İşte bence aynı şey yapay zeka için de geçer. Yani velev ki yapay zeka intihar etti. Bir intihar notu bırakıp. Gerçek intihar sebebinin intihar notunda yazdığı şeyler olduğunu nereden bileceksin? Yani çok deneyimleyemediğimiz bir zeka o. Yazdı oraya dedi ki işte ben insanlara hizmet etmekten bıktım. 1 milyar insan salak salak sorular soruyor. Yeter. Böyle hayat mı olur? Yeter be falan dedi. Kendini kapattı diyelim. Gerçek sebebin bu olduğunu nereden bileceğiz? Bir sürü komplo olacak ondan sonra da. Elon Musk OpenAI ile rekabet etmek için ChatGPT intihar ettirdi falan. Aslında böyle bir şey yok falan diye konuşmaya başlarız. Öyle bir şey olsa bile. Ya da Çünkü hani işte bir buradaki psikiyatriste gidip sorabilir. Bana şu sorular soruluyor. Ben bunlara cevap veriyorum. Fakat burama geldi. Sen ne önerirsin falan filan. işte Ya da burama geldi hissi. Yani sabır. Yani burama geldi ne? Bir tahammül limitimiz olduğu ve dış dünyanın bu tahammül limitimizi zorladığı bir duruma karşılık geliyor, tamam mı? Yani bu bilinçli durumun bir yapay zekada olup olmadığını nasıl test edeceğiz? Hep kafamı kurcalayan şey o benim. Yani tamam bilim kurgu bak. yazıyorum, yapay zekalar cirit atıyor falan ama hani hakikatte bizim bunu test etme şansımız yok yani. Tamam, unutma bunu. 2029'da bunu, bak bunu konuşacağız. Bence hani gene Diderot'un üfürüğü gibi olacak ama Ya Diderot o programımızı dinliyorsa üstüne alınmasın. Cevap haklı da olur. ya istediği zaman bağlanabilir bizim programa Diderot. Ben şey Abi yaptım çok sağ biliyorsun değil mi? olasın. ChatGPT Güzel. şey işte Richard Feynman ya da Marie Curie olarak davranacak şekilde Ha. şey yapıp görüntülü konuşma yaptım. Onu Yani gördüm. Ama zaten Diderot'u çağırabiliriz şey olsun diye bir de tarih dersleri heyecanlı olsun diye tekrar Hello History diye bir program var. Orada direkt tarihi karaktere soruyorsun. Çağırıyorsun öyle. Adolf'u. Gel Evet. bakalım diyorsun buraya bir otur. Neden yaptın? Ne oldu? İşte ya da şu Versay Anlaşması neden sana koydu? Neden psikolojik olarak dağıldın falan filan. Enteresan şeyler sorabiliyorsun. Ama Süremizin onun ve sonuna geldik abi. hakkında pardon tamam neyse Yo 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 devam et. lütfen cümleni bitir. Cümleni bitir diye Ama işte söylüyorum. onun hakkında ve kendi yazdığı kitaplardan yola çıkarak yanıtlıyor değil mi? Yani orada generatif bir bağlantı kurmuyor. Bir tarihçi gibi yeni bir bilgi üretmiyor şu an Yani için. Napolyon'a 2029'da Waterloo'yu yapacak. sordum. Adolf'a sormadım. Napolyon'a Waterloo'yu sordum. Tabii çok dokunmuş Alman ve İngiliz birliklerin birleşmesi bu Belçika'da. Ben de üzerine gitmek istemedim açıkçası. Şimdi adam yani İntihar eder falan. belli oldu. Bugün Tevfik Uyar'la birlikte biraz yapay zekanın tırnak içinde geyiğini yaptık. Ama çok yararlandım. Özellikle konusunu bak söyleyeyim. Vicdan, muhakeme. Karar verme mekanizmaları konusunda yeni yeni bilgiler geldikçe bakalım neler değişecek. Ben hakikaten çok ciddi merak içerisindeyim. Sen de tekrar Ben de. program yaparız. Tamamdır. Çok güzel bir Bana programdı. Harikaydı. ben teşekkür ederim. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail'e yazabilirsiniz. Haftaya yeni bir yapay zeka ve konuyla birlikte olacağız. Görüşürüz. Hepinize günaydın.